Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Şimdi bir önceki izlediğiniz vlogda onu daha atmadım ama atacağım. Düzenlemesini yapıp herhalde bu akşam veya yarın sabahtan gelir. Bu arada bugün günlerden 12 Temmuz Cuma. Vezir Köprü'ye gidiyoruz. 5 senedir buradayız. İlk defa orada bir kanyon varmış. Ne 5 senesi ya? 5 sene. 5'i geçti mi acaba? Aynen tam 5 sene bitecek işte yani dolu dolu. Egemen Toş'um arkada. Onun da kayıt işlemleri için filan uğraştık. Okuldan bir kağıt filan almamız gerekiyordu. Onların imzası filan doldurulması vesaire. Onları halledeceğiz. Aldık. Giderken yola çıktık işte Vezir Köprü'ye doğru gidiyoruz. Bugünümüzde böyle bir değerlendirelim dedik. Yarın da diğer videoda bahsettim bak hatırlamıyorum ama yardımcı ablamız inşallah gelecek. bakalım konuştuk, haberleştik duruma göre. İnşallah ekmesin bu sefer de beni. Öyle işte arkadaşlar yolumuza çıktık. Ben bir tane sandviç alacağım şimdi. Saat 12.08 geçiyor. Hiçbir şey yemedim. Çünkü yemek de istemedim aslında. Dün akşam bir şeyler kaçırmış olabilirim. Yeşil fasulye falan vardı gece yapılan pilavla birlikte. Acıktım. Ondan yedim. Dün ben 2.30'a kadar uyumadım. Zeytin Ağacı dizisine baktım. 4 bölüm onu izledim. Sonra işte öyle telefonda takıldım. Müzik dinledim. Ne bileyim uykum gelmedi böyle. Hiç şey olmadım yani. Derken şimdi Patrol ofisinde duruyoruz. Sandviçimi, kruvasanımızı alalım. Yolumuza devam edeceğiz. Kanyona giriş yapıyoruz. Ama yollar böyle köy yolları daracık. Değişikti yani açıkçası. Neyse. Bakın gözüktü. Kanyonda bakalım ne yapacağız. Şurada kafe. Şurada kafe restoranlar. Burada bir şeyler. Giriş de ücretliydi bu arada bilginiz olsun. 75 lira verdik biz. Buraya mı? Koy. Buraya koydun mu? Şöyle aşağı doğru bir indik. Aşırı kuru bir sıcak var şu an. Yani Samsun'daki sıcaktan daha beter bir sıcak var. Resmen adamı cayır cayır yakan bir sıcak var şu an. Dönüş yoluna geçtik. Şimdi yavaştan artık az kaldı yolumuz. Ben normalde Barba Burger'a gidelim dedim Anıl'a. Hani oranı merak ediyordum Barba Burger'a. Gitmedik hiç. Sonra evde yeşil fasulye var. Pilav var. Daha dün yapıldı akşam gece. Atıştırdım dediğim var ya hatta. Yani o varken neyse dedim. Yana çoban salatayla güzel bir kuru cacık veya normal bildiğimiz ana babam usulü cacıkla yeriz diye düşündük. Markete gidelim dedik. File markete bir gideceğiz. Yumurta filan alırız, süt alırız. İşte bir bakalım yani eksik neler var neler yok. Babam gerçi baklagilleri filan almış. Un var dedi. Şeker olmayabilir belki bir şeker alırım bir kilo filan. Öyle yani bir dolaşmış oluruz. İçecek yok içecek alırım. Bir abur cubur bir şeyler alırım. Yine turlarken zaten bakarım. Sıvı yağ vardı evde. Sıvı yağ var. Zeytinyağımız şu an var. Onlarda da sıkıntı yok. Hem bir aktivite dolaşmış olalım hem de işte zaman geçsin dedik. Eksiklerimizi de görelim dedik. Sonra da eve geçeriz. Dediğim gibi işte salatamızı, cacığımızı yaparız. Böyle. Bakalım markette çekebildiğim kadar yine çekerim. Olmadı evde görüşürüz. Eve geldik hemen. Şöyle 30'lu bir yumurta aldım. Börekten aldım Harras'ın. Mantarımız. Cipsimiz. Mantımız. Sarımsak. 1 litre süt. Şurada gece bir şeyler istiyor canım. Çikolata falan onlardan aldım.
maya aldım. Böyle hazır mayalı hamur. Vallahi çok pratik geldi. Fiyatı da çok uygundu. Aldım. Su var. Nektarı aldım. Turşu. Piliç, fileto. Domates salçası. Tam yağlı tulum peyniri. Bu çok güzel oluyor. Bir de harrasın yumurtalı, tereyağlı, erişteli, bunu yoğurtlu, salçalı çok güzel yapılıyor. Alışveriş bu kadar. Eve geldik, alışverişimizi gösterdim ve en son. Sonra işte ben havuza girdik, biraz oturduk, dinlendik, havuza girdik, yemeğimizi yedik. Derken duşumu aldım. Ve önce saçlarımızı bir kurutalım bakalım. Ben bu arada saçlarımı yaz kış kesinlikle kuruturum dipten. Çünkü sinüzit oluyorum hemen. Şimdi önce bu tarafı şöyle bir toplayalım. Direkt bu taraftan deneme yapalım. Saçım şu an gayet ıslak. Hemen bir tarafı yapıp geliyorum. Diğer tarafı göstereceğim. Yani gerçekten fön çekildikten sonra o kokan koku var ya, fön kokusu. Aynı öyle bir fön kokusunu alıyorum şu an yani. Bu tarafım şu an böyle. Buram da böyle. Saçım bitti arkadaşlar. Bakın gayet az önce ıpıslaktı yani. Toplam 15 dakika mı aldı, almadı. O da ıslak saçtı hani. Kuru olunca 7-8 dakika burada vereceğim, bir dakika 7-8 dakika anca hani o şey yarıya iniyor. Vallahi bakın, hiç sanki az önce saçım ıslak değildi ve hiç yanık kokusu vesaire bir şey yok. Bir de şey fark ettim, ıslak modda daha böyle volümlü çalışıyor, daha sanki kuvvetli gibi, ama kuru moda alınca daha böyle sesi de az geliyor. Onu da fark etmiş oldum yani. Ay. Kayıyor. Vallahi var ya, hele boyadan sonra daha da inşallah güzel duracak rengi falan da diye düşünüyorum. Neyse şimdi uyuyorum. Hadi iyi geceler. Bay bay. Yeniden merhabalar. Bugün günlerden pazar. Egemen'i aldım. Giresun'dan arkadaşlarım geldi. Onlarla bir görüşeceğim. Bir kahve falan içeriz. Sonra da eve geçeriz. Ayrıntılı olarak anlatırım. Orada da yine birkaç parça bir şey çekerim. Böyle kupa kupa oldu, farkındayım. En son nerede kaldığımı hatırlamıyorum bak. Dyson'la saçımı düzleştirdim. İşte şeye gittik, Vezir Köprü'ye gittik. İki gün önce falan çektim sanırım. Neyse, kaldığımız yerden devam. Kızlarla buluştuk. Merhaba. Burada da yaramaz bir egemen toş. Kızlarla buluştuk falan demiş miydin peki? Evet, buluşacağız dedim. Egemen.
Ne haber? Ne kadar dursun yapar? Senin kendi için yöntemiz gelmiyor. Az bak. Ne haber Egemen? Evde öğretmesin mi? Egemen benim de bu kolayı seviyor. Ay gün teşekkür ederim. Yanmış. Kapıya kola vermeleri. Sıcak yanmış. Herhalde menü içerisinde yiyor bence. Bunu ben... Hala elbise modelleri dönüyor. O merkezdeki yere gidelim bir de. Oraya bakalım, oradan kızlara geçiyor. Yok. İşte ben böyle bir şeyler alacağım zaman direkt piyazla gidiyorum mesela. Oradan alıyorum. Belki orada bulabilirim. Vardır ya. Çok modeller oluyor oralarda. Sizden mesela sözlerim. Ay! Sen böyle bir şey yap. Önemli olan zaten nişan. Yani. Evde giyeceğin çok abartılı olmaz zaten. Yani. Hangisi kız? Beni çekiyordun ya. Buluştuğumuzda falan. Attım tabii YouTube'a. Kızım onların linkini alsana, kendim tamam. Göreyim. Harika, ilk baş yaz şekerim. Tamam. Demetciğim de geldi. Hep evet, birlikte ben oturuyoruz. Geldim. Ben siz olmazdı. Beni hemen çağırdılar. Yarım saatte atladım yani. Ama helal olsun bak, gerçekten evet. Hemen hazırlanıp gelir. Evet, ben de öyleyim öyle. Genelde. Anlık beni konum atmadı. Şey diyorum, Melisa da öyle. Aşırı değil. Böyle derin sohbetlerin içerisinde yani. Olduğumuz için daldık yani. Belli kişiler için sadece. Tabii evet. Canım, ona, onlara yine özel. Yine ben diyorum ki iyi hazırlanıp geldi. Evet, yine de. Gerçekten öyle. Bir anda böyle. Şimdi de bakma, taksi gelmedi ya. Şuradan şu bir durakta bekliyorum da kaldım. Evet, sahilde bir rüzgar beni Merve'ler geri. Tuvalete gitti şimdi. Hı-hı. Ege ben de onların peşinde ama gelmediler henüz. Kanka Egemen o kadar alışmış mı? Senden çok Egemen'i özledim. Değil mi? Valla. Akşam oldu, bugün evi esiyor gibi. Demet'le beraber, Demet'i de aldım. Yemek falan yedik. Sonra oturduk derken şimdi havuza gireceğiz. Saat 9'a geliyor. 10 son, akşam 10. Yani bugün güzel geçti. Kızlarla beraber bayağıdır Merve'leri falan görmüyordum. Melisa'yı, Merve'yi yıllar oldu. Çok güzel oldu. Bayağı bir oturduk, sohbet, muhabbet. Egemen'i de gördünüz zaten. Biraz şımardı. Şimdi biraz keyif yapacağız. Sonra eve gideceğiz. Duş alacağız. Günaydın. Saat 1:16 geçiyor. Şöyle ufak yine bir açıklama yaparak kamerayı açmak istedim. Hazır yanıma almışken. Dün dediğim gibi kızlarla bir görüştük. Ondan önce açıklama yaptım zaten. Bir çekememiştim. Kızlardan sonra Demet'le takıldık. Bize geldik. Akşam havuza girdik. Oraları da anlattım zaten, biliyorsunuz. Sabah da güzel bir kahvaltı hazırladım. Kahvemizi içtik. Sonra Demet gitti. Baba. Biz de Egemen'in tekne gidiyor. İşleri vardı. İşte fotokopi çektirdik. Vesikalık çektirdik okul için. Bu hafta için onları halletmeye çalışıyoruz. Bugün de 15 Temmuz pazartesi olduğu için hani okul da kapalı, veremedik. Tam zaten dolduramamıştık belgelerini. Onları halledip en geç perşembe günü yani bu hafta içinde vereceğiz. Hava o kadar kötü ki şu an size anlatamam. İşte Karadeniz'in böyle bir dezavantajları var.
Çünkü mesela plan yapıyorsunuz işte yarın şuraya gideriz, şunu yaparız, denize gideriz falan. Yok yani o deniz dalgalı, o deniz pis. Dalga yüzünden yani böyle şey oluyor iyice. Bilmiyorum, çok tuhaf bir havası var. Ama bir yandan da çok basık, ev çok sıcak, inanılmaz derece. Yani bizim ev sabahtan direkt mutfağın balkonundan giriyor. Sonra salona vuruyor. Güneş olmasa bile yine de yakıyor. Biz de ne yaptık? Vallahi arkadaşlar dayanamadık, klima aldık. Klimamız bugün takılacak, dün aldık. Bugün de hemen inşallah kurmaya gelecekler. Çünkü gerçekten durulacak gibi değil. Babam zaten 3 senedir her yaz diyor ki geldi geleli klima alalım, klima alalım, duramıyorum, çok sıcak, dayanamıyorum filan. Gerçekten çok nemli. Bir de o yani ekstradan bunalıyor. Biz de öyleyiz. Yani hava bulutlu ve şey gözüküyor, dalgalı deniz, rüzgarlı ama böyle bir nem yok. Bu sene aşırı değişik bir sıcak ve nem var ama her sene öyle diyoruz gerçi. Geçen seneyi unutuyoruz. Yine her sene diyoruz ki çok sıcak. Şeyi net hatırlıyorum. Geçen sene değil de ondan önceki sene mi? 2021 ya da 2022 yazı. Ben böyle bir sıcak görmemiştim ve oturduğum yerde terliyordum. O yazı asla unutmuyorum. Böyle oturuyordum, telefona konuşuyordum abimle falan mesela. Sırtımdan damla damla ter akıyordu. Düşün, bu normalde hani Akdeniz'de, Adana'da, işte Antalya'da olur. Neyse, şimdi öyle bir dolanıyoruz arkadaşlar. İşlerimizi hallettik. Dolanalım. Bir yerde bir şeyler içelim. Sonra çok oyalanmadan eve geçeceğiz. Çünkü zaten dışarıda yapacak şu an bir şeyimiz yok. Rüzgarlı olduğu için. Zaten deniz dalgalı. Bir de bugün pazartesi, havuzumuz kapalı. O yüzden klimamızı bekleyeceğiz. Babam da bugün çalışmıyor. O şu an evde, hani her an gelebilirlerse diye. Yoksa hep beraber çıkardık. Sonra tekrar açarım. Bir yere gidelim, oturalım. Sonra da eve geçip inşallah klima kurulduktan sonra da size de gösteririm. Open diye bir mekana geldik, oturduk şöyle. Helikopteri. Gördüm. Menüye bakacağım da. Açsam ne oluyor ki? Açılmıyor yine. Bak. Aa, çekme geliyor. Açamadım çekme. Ben ya. Menüyü. Arkadaşlar saat 6.20 itibariyle, 18.20 itibariyle klimamız geldi. Şu an 18 derecede, bayağı bir şey olmasını bekliyoruz. Hani 15-20 dakika 18'de kalsın. Çocuklu evde kesinlikle 23'ten aşağı olmasın denildi. Hem sizin için hem de çocuk için de zararlı denildi. O yüzden böyle buraya kurdurduk. O kadar rahatlık ki mutfağa gidip geliyorum. Biz ölüyormuşuz. Bakın hiç abartmıyorum. Bir de bizim ev çok hani direkt güneşi alıyor. Şu an bakmayın döndü. Buraya acayip güneş vuruyor. Mutfağa aşırı güneş vuruyor. Zaten bilenler biliyor. Çok fenaydı yani ya. Oh ay, şu an bana doğru esiyor böyle. Uzaktayken de açıp kapatabileceğiz zannediyorsam. Durum şu an böyle, haber vereyim dedim size de. Bakın kapıları kapattık. Yani yanıyor. Gerçekten şu an balkon falan yanıyor. Ve arkadaşlar ben bu videoyu burada artık kapatıyorum. Çünkü yeni bir vlog başlatma planım var. Bakalım durumlara göre. İzlediğim bir iki YouTuber da şimdi video atmış, vlog atmış. Onları izleyeceğim. Biraz keyif yapacağım. Böyle serin serin. Ay çok güzel. Hani şey diyorduk, hiç üf gerek yok falan filan. Ya Samsun çok sıcak olmuyor diyorduk ama yok yani arkadaşlar. Gerçekten aldıktan sonra zaten fark ediyorsunuz. Gerek varmış. Yani iyi ki de alındı. Diğer odalara şu an hiç gitmek bile istemiyorum. O derece. Çünkü burası çok nemli bir memleket. Zaten denizli yani. Öyle.
Umarım sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.